dışından ve Türkiye'nin farklı yerlerinden ziyaret eden kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün burada enerji sektörünün karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan, yenilikçi bir düşünce kuruluşu olan Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin tanıtımı için bir araya geldik. Sayın Grahim'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkürler nazik takdiminiz için. Günaydınlar Sayın Direktör, hanımefendiler, beyefendiler. İzin verirseniz sizlerle birlikte geçmişe bir yolculuk yapalım. 20 yıl önce Alman gazetelerinde reklamlar vardı. Şöyle diyordu: yenilenebilir enerjiye enerji kayması %5'tir. 5 olabilir demişlerdi. Geçen yıl bunu %36'ya çıkardık. Buradan şunu anlıyoruz: teknoloji ve beklentiler geçtiğimiz 20-25 yılda inanılmaz bir gelişme kaydetti. Esas başarı aslında güneş ve rüzgar enerjisinin maliyetleri ciddi oranda düşmesi şeklinde görüldü. Dünyanın pek çok bölgesinde artık bu iki enerji kaynağı elektriğin en ucuz üretme şekli olarak biliniyor. Ve Alman hükümeti yakın zamanda şunu beyan etti: 2030 için beklentilerini %65'e çıkartacaklar. Yani önümüzdeki 12 yıl içerisinde enerji kaymamızın 1/3'ü yenilenebilir enerji olacak. Bu sadece Almanya için geçerli değil. Dünya çapında enerji sektörüne baktığımız zaman son 5 yılda yapılan yatırımlar, yani 2013'ten beri her yıl yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar giderek artıyor. Sayın Seyers'i konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Good morning. I'm very happy to be here. And actually I would like to start by announcing something relevant to energy transition. This laboratory that was mentioned, that I am the chair of the Scientific Advisory Committee, is going to be the first green accelerator in the world. It's having its power by a solar station, and that's going to be in action starting from, hopefully, at the end of the year. So it will be the first accelerator that is powered by solar power. Okay, so good morning, ladies and gentlemen, colleagues and the representatives of the sector and dear guests. Sıradaki konuşmacımız olan Şura Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Akman, Siemens Türkiye'nin Enerji Üretimi Direktörlüğünü yürüttükten sonra Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı'nın kuruluşunu ve Enerjisa'nın Türkiye'nin en büyük özel elektrik şirketi olma sürecini yönetmiştir. 2014 yılından bu yana yönetim danışmanlığı yapmaktadır. 2015 yılında Garanti Koza ve Garanti Koza Enerji Şirketleri'nin yönetim kuruluna katılmıştır. Sayın Hakman'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Benim tarafımdan da hepinize hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Özellikle başta danışma konseyimizin üyeleri, bu sabah danışma konseyimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Gerçekten benim beklentilerimin çok üzerinde, çok ki beklentilerim yüksek ki, beklentilerim çok üzerinde bir toplantı oldu. Ve bu bir yerde Şura'nın hem doğru yolda olduğunu hem de doğru yöne gideceğinin bir göstergesi. Biraz önce Lorenz enerji dönüşümünden söz ederken 19. yüzyıl yapısından bahsetti. 19. yüzyıl enerjisinden bahsetti. Patrick enerjiyi yeniden keşfetmekten söz etti.
Nedir bu 19. yüzyıl yapısı ve enerjiyi yeniden keşfetmek? 19. yüzyıl yapısı dediğimiz enerji yapısı, özellikle elektrik enerjisinden bahsediyorum. Elektriği merkezi bir takım noktalarda ağırlıklı olarak fosil yakıtlara dayanarak üretilmesi ve bir şebeke yoluyla tek yönlü olarak en uzaktaki tüketiciye kadar ulaştırılması. 19. yüzyıl sonunda elektriğin ilk geniş anlamda kullanılmaya başladığı zamandan itibaren bu geçtiğimiz yıllara kadar diyelim enerji sisteminin yapısı değişmedi ve enerji sisteminden beklenen katkıları sağladı. Nedir bu beklenen yapılar? Gene tarihsel olarak baktığımızda ilk önce önemli olan arz güvenliği. Yani insanların elektriğe ulaşabilmesi, insanların elektriğe kesintisiz olarak ulaşabilmesi. Türkiye'de biz bunu, ben kendi hayatımda bundan diyelim 20 sene öncesine kadar, 25 sene öncesine kadar kendimiz yaşadık. Günde 4 saati aşan, 5 saati aşan elektrik kesintileri vesaire. Endüstri tarafında bu nedenle üretim yapamayan fabrikalar. O zamanlar konuştuğumuz bir şey var. Diyorduk ki en pahalı enerji olmayan enerjidir. Yani enerjimiz olsun da kaça olursa olsun. Bu küresel olarak da ilk kaygı arz güvenliği ve elektriğe ulaşım kaygısıydı. Daha sonra buna işin ekonomi tarafı girdi. İnsanların bu kullandıkları ve giderek artan oranda kullandıkları modern hayatın en temel girdisi olan elektriğe ödedikleri fiyatı ve ödemeleri gereken fiyatı ödeyebilir olmaları. Yani ödenebilir bir fiyatlandırmayla bu elektriğe ulaşabilmeleri. Nihai tüketiciler hane halkı tarafından. Sanayi tarafından yine sanayinin önemli bir girdisi olarak rekabetini arttırabilecek, rekabetçiliğini sağlayabilecek fiyatlarla, şartlarla bu elektriğe ulaşabilmek. Bunlar ön plana çıkmaya başladı. Arz güvenliğine bir ekonomik kaygılar eklendi. Daha sonra Avrupa'ya bakarsak herhalde 1960'lardan itibaren elektrik üretiminin çevresel etkileri, hava kirliliğine olan etkileri, asit yağmurları, tarıma olan etkileri vesaire bunlar gündeme geldi ve enerji sisteminden bunlara da çözüm bulması, yani çevreyi kirletmemesi beklenmeye başladı. Çevre açısından bundan sonraki adımda son aşağı yukarı 15-20 senede diyebiliriz. Küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını çok geçtiğimiz günlerde Ankara'da Mamak'taki sel örneğindeki gibi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de ekstrem iklim olaylarının sayısının ve şiddetinin çok artmasıyla biz kendimiz kendi hayatımızda da hissetmeye başladık. Ve dolayısıyla enerjiden olan beklentilere veya enerjinin önündeki meydan okumalara, challenge lafının da Türkçesini meydan okuma dışında bulamadım bir türlü, bunlara cevap verecek bir sistem. Bu sözünü ettiğimiz 19. yüzyıldan bugüne kadar gelen sistem artık bu üçlü meydan okumaya cevap veremez bir noktaya geldi. Burada yeni cevapların bulunmasını kolaylaştıran, mümkün kılan bir takım teknolojik gelişmeler de oldu. Biraz önce yenilenebilir enerji maliyetlerinin çok düştüğünden söz ettik. Bugün gerçekten dünyanın birçok yerinde, birçok durumda yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar enerjisi veya buna benzer diğer yenilenebilir enerjiler, en ekonomik, en ucuz enerji, elektrik enerjisi haline aldılar. Öte yandan bütün hayatımızı saran dijitalleşme, enerji sektöründe de önemli yeni yapıların, yeni fırsatların önünü açmaya başladı. Dolayısıyla bu biraz önce sözünü ettiğimiz enerjiyi yeniden keşfetmek, bu eski merkezi fosil yakıtlara dayalı yapıdan bambaşka bir yapıya geçmek. Bu yapıyı temel belirleyen, bütün dünyada Türkçe'de de uyuyor, İngilizce'de de uyuyor. 3D olarak tanımlanan bir şey var. Nedir bunlar? Dağıtık üretim.
yerinde üretim, daha verimli, daha tüketim noktalarına yakın, daha küçük tesislerle üretmek. Dijitalleşme, bu dijitalleşme bu dağıtık üretimin koordine edilmesini, doğru zamanlamada yapılmasını, tüketici tarafının katılmasını biraz önce Patrik bahsetti. Tüketici tarafından enerjinin daha az tüketildiği noktalara, zamanlara tüketimin kaydırılması, çok tüketimin olduğu zaman veyahut da üretimin yenilenebilir, üretimin düştüğü zaman değil, bunların yüksek olduğu zaman tüketimin kaydırılması gibi gibi pek çok şey. Bunun işin ticari tarafına, finansal tarafına gelirsek, paydaşlar arasındaki ticaretin sağlanması, bu blockchain teknolojileriyle vesaireyle, bunun gibi dijitalleşme, enerjide yepyeni, enerji yapısında yepyeni imkanlar ortaya çıkar. İkinci de dijitalleşmeden bahsediyoruz. Üçüncü de ise, biraz önce sözünü ettiğimiz iklim konusu, bütün küresel olarak insanlığın hayatını tehdit eden iklim konusunda düşük karbonlu bir enerji sistemine geçiş. Yaşamakta olduğumuz 100 senelik, 150 senelik yapının değiştiğinin ve değişmesi gerektiğinin temelleri bunlar. Bu 3D'ye ilave edilen, benim de bir yerden ödünç aldığım başka bir şey var, bir konu var. Bu da demokratikleşme. Demokratikleşmeden neyi anlıyorum? Demokratikleşmeden üreticilerin artık aynı zamanda tüketicilerin artık aynı zamanda üretici haline dönüşmesi. İngilizce'de prosumer diyorlar. Bugün ilk defa duydum Türkçesini. Çok teşekkürler. Üretici, tüketici. Dolayısıyla daha tüketici odak veya türetici odak. Daha çok insanların kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine ve tercihlerine göre şekillenen, demokratikleşmeden kastım bu. Benim ilave etmek istediğim dördüncü D de bu oluyor. Bu küresel bir gelişme ve küresel bir enerji dönüşümü yaşanıyor. Bugün aynı şekilde Afrika'ya baktığımızda, Afrika'da çok ciddi bir elektriğe ulaşım hamlesi var. Şimdiye kadar alışık olduğumuz bu merkezi üretim, fosil üretim, uzun mesafeden iletim, dağıtım ve tüketim şeklinde değil. Yerel, yenilenebilir kaynaklardan, küçük, mini veya mikro şebekeler olarak adlandırılan, tamamen dağıtık, belli bir oranda depolamalı sistemlerle Afrika'da insanlar elektriğe ulaşmaya başladı. Yani sözünü ettiğimiz fenomen sadece batıya, sadece dünyanın belli bir kısmına ait bir fenomen değil. Bu değişim, bu enerji dönüşümü dünyanın her tarafında oranın ihtiyaçlarına, oranın taleplerine göre şu anda yaşanmakta. Türkiye'ye baktığımız zaman biraz önce arz güvenliği dedik, ekonomi dedik ve çevre kaygıları dedik. Bu üçlü meydan okuma Türkiye'de daha önemli, daha acil bir şekle bürünüyor. Neden? Türkiye özellikle Batı ülkeleriyle karşılaştığımızda enerji talebi çok hızlı olarak artan bir ülke. Yani arz güvenliği tarafından Türkiye sürekli yeni yatırımlar yapmak durumunda bu arz güvenliğini sağlayabilmek için. Artı, tabii bunu, bu artışı da kısıtlayabilecek. Gene düşük karbonlu ve bütün bu challenge'lara cevap verecek yenilenebilir enerjinin yanı sıra başka bir olgu da enerji verimliliğinin artması. Bu da dünya üzerinde çok çalışılan, Türkiye'de de çok önem kazanan bir konu. Türkiye'de çevre konularından biraz önce bahsettik, iklim değişikliğinden biraz önce bahsettik. İşin ekonomik tarafına baktığımızda rekabetçiliğin ve ödenebilirliğin ötesinde Türkiye'nin bu konuda başka bir sıkıntısı daha var Türkiye ekonomisinin. Bu da cari açık. Biliyorsunuz Türkiye ekonomisinin en büyük, belki de bir numaralı
problemi veya en azından ilk üç probleminden bir tanesi cari açık. Ve Türkiye'nin büyümesiyle, ekonomisinin büyümesiyle birlikte bu cari açık da gittikçe artıyor. Ve Türkiye'nin cari açığının büyük bir kısmı da ithal etmek zorunda kaldığımız enerjiden geliyor. Dolayısıyla bu enerji ithalatını düşürmek Türkiye'ye ekonomik olarak da bir zaruret olarak gözüküyor. Burada yerli kaynak olarak ve diğer gerek işin ekonomisine en ucuz kaynaklardan biri olarak gerekse iklim tarafına cevap veren yenilenebilir enerji konusu önümüzde. Biraz önce Patrick de bahsetti. Türkiye'nin şöyle de bir şansı var. Yenilenebilir enerji konusunda mesela birçok Avrupa ülkesinden çok daha zengin, özellikle güneş açısından ama aynı zamanda rüzgar açısından ve diğer yenilenebilir kaynaklar açısından, akarsular açısından çok ciddi potansiyeli olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu bizim bir şansımız. Bu yapı içinde Türkiye'nin önünde bir takım tehditler de var. Çünkü bu artan enerji talebi, Türkiye'nin gitmesi gereken ekonomik büyüme yolu, bunlara eğer biz bu taleplere cevap veremezsek, gerek çevremiz açısından, gerek ekonomimiz açısından, gerekse enerjiye ulaşabilmemiz açısından sıkıntılara girmemiz mümkün. Fakat buna karşılık büyük fırsatlar var. Bir tanesinde Türkiye'nin enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının en azından Batı ülkelerine, Avrupa ülkelerine göre zenginliğinden söz ettik. Öte yandan Türkiye'nin başka bir fırsatı daha var. Bu artan talep, artan büyüme, siz mevcut ve stabil bir düzende bir dönüşüm yapacaksanız bu dönüşüm için yeni yatırıma ihtiyacınız var. Yeni yatırımlar yapmanız lazım. Türkiye'nin zaten artan talebi karşılamak için yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Önemli olan sadece bu yatırımların doğru, en verimli, en hızlı sonuç alınacak noktalara ulaştırılması. Bu Türkiye için bir fırsat. Fakat bu fırsatı bugünden yakalamamız lazım. Ve doğru dediğimiz, Türkiye'nin bu üç meydan okumaya cevap vereceği şekilde enerji sistemini dizayn etmek için adımları, kararları şimdiden almamız ve şimdiden bu yola girmemiz gerekiyor. O zaman bu önümüzdeki yatırımları doğru şekilde bu üç meydan okumaya cevap verecek şekilde, Türkiye ekonomisinin cari açık sorununa katkıda bulunacak şekilde, insanların daha iyi bir çevrede yaşamalarına katkıda bulunabilecek bir şekilde yönlendirebiliriz. Bunun ötesinde bu enerji dönüşümünün, biraz önce sözünü ettiği iki ayağı, birisi yenilenebilir enerji, birisi de enerji verimliliği konusu. Bu enerji dönüşümünün Türkiye'ye sağladığı başka fırsatlar da var. Bugün Türkiye'nin bu dönüşüme katkıda bulunacak teknolojileri üretecek, geliştirecek bir sanayi altyapısı var. Türkiye bunları bu teknolojilere, yani yenilenebilir enerji teknolojilerine ve enerji verimliliğini artıracak teknolojilere yönlendirdiği takdirde, cari açık tarafından da bakarsak mesela, Türkiye'nin ihracatını artıracak bir potansiyeli var bu dönüşüm. Yani Türkiye bu dönüşümden sadece kendi üç meydan okumasını karşılamak için değil, aynı zamanda ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak için de yararlanabilir. Ki mesela YK ihalelerinde vesaire Türkiye bu yöne doğru adımlar da atmakta. Burada çok ciddi bir potansiyelimiz var. Türkiye'nin çok dinamik, esnek bir yatırımcı ve girişimci profili var. Bunu dünyanın başka yerlerinde bu kadar kolay bulamıyorsunuz. Yani burada aramızda yatırımcı tarafından gelen pek çok arkadaş da var. Bunlara da baktığımız zaman şartlara hızlı uyum sağlayabilen esnek bir yatırımcı profilimiz var. Ve Türkiye'nin bu konulara da yaklaşabilen, sonuç olarak destek olabilen bir finansal altyapısı var. Yani bütün bunlar Türkiye'nin bu enerji dönüşümünden kendine en büyük faydayı sağlayabilmesi için önemli fırsatlar açıyor bizim önümüzde.
Ve bu fırsatları da Türkiye'de değerlendirmeye başladık. Türkiye enerji dönüşümünde adımlar atmaya başladı. Bugün Türkiye'deki yenilenebilir kapasitesinin artışına baktığımız zaman, Türkiye'de son yapılan ihalelerdeki oluşan fiyatlara baktığımız zaman, Türkiye yenilenebilire dönüşüm yolunda önemli adımlarla yol aldı. Ve bunu rekabetçi fiyatlarla, fosil yakıtlarla da çok rahat rekabet edebilecek şartlarda gerçekleştirildi. Bu konulara milli enerji ve maden politikası çerçevesinde öncelik verilmesi, altının çizilmesi önemli. Bu Türkiye'ye kamu tarafından da, hükümet tarafından da bu tarafa olan desteklerin görülmesi önemli. Yerli imalat açısından biraz önce yaka ihalelerinden söz edeyim. Türkiye bu yapılan bu yatırımlar eğer doğru değerlendirilirse, Türkiye rüzgar türbinlerinde, fotovoltaik panellerde gayet rekabetçi bir yapıya kavuşup ciddi bir ihracat imkanı da sağlayabilir. İkinci ayağı enerji dönüşümünün enerji verimliliği dedik. Enerji verimliliği konusunda Türkiye'de benim bildiğim son 10, 12, 14 yıldır hep gündemde olan bir konu. Enver projesinde daha bir popülerleşen. Fakat bu konuda maalesef ciddi bir yol alamadık. Bu bir takım yapıların eksikliğinden, bir takım iş modellerinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani Türkiye enerji verimliliğini bir iş modeline çevirmeyi başaramadı. Onun için bütün bu çabalar biraz havada kaldı, biraz ayak sallantıda kaldı. Niyet olmasına rağmen bunu gerçeğe dönüştürme şeyinde, mesela yenilenebilir de kat ettiğimiz yol gibi bir yol kat edemedik maalesef. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de enerji alanının tüm paydaşlarını, tüm paydaşları derken tüketicilerden bahsediyoruz. Tüketiciler kesintisiz, kaliteli ve uygun fiyatlı elektriğe ulaştırır. Sanayiden bahsediyoruz. Sanayi kendini rekabetçi kılacak bir girdi olarak kullandığı, rekabetçi kılacak bir elektrik yapısından bu sektöre yatırım yapanlar, bu yatırım yapanlar da doğru yatırımlarını uzun vadeli geri dönüşleriyle sağlamak, ödemek ve getirilerini sağlamak gibi bir kaygıları var, bir dertleri var. Finans sektörü bu sektöre açtığı kredilerin doğru bir şekilde zamanında geri dönmesi yönünde bir takım beklentileri var. Kamunun biraz önce sözünü ettiğimiz makroekonomi, cari açık vesaire gibi konularda beklentileri var. Yani tüketicisine, sanayicisine destek olabilmek gibi beklentileri var. Bütün bunları bir araya gelip bu enerji dönüşümünü tartışıp bunun en doğru yollarını çizip bizim hep birlikte bütün bu paydaşlar hep birlikte bu yolda adımlar atmaya başlamamız lazım veya bu adımları hızlandırmamız lazım. Bunu yapabilmek için de bugün Türkiye'de enerji konusunda, enerjinin çeşitli alanlarında pek çok kuruluş çeşitli araştırmalar yapıyor, çeşitli önerilerde bulunuyor. Bunların hepsi çok değerli. Fakat biraz önce Danışma Konseyi'nde de konuştuğumuz gibi biraz bu herkesin fili kendi dokunduğu yerden tanımlaması gibi bir yapı için. Çünkü bu yapan kuruluşların sektörde belli rolleri var. Belli bir rol içindeler, yenilenebilirler, şu teknolojide, bu teknolojide. Ve o fili kendi gördükleri yerden tanımlıyorlar. Çok değerli çalışmalar, fakat bir bütüncül bakış açısının eksikliği var. Bu bütüncül bakış açısının tamamen kararsız, tamamen bağımsız. Gerek fikir olarak, gerek finansal olarak bağımsız bir kurum
veya kurulmuş tarafından yapılmasının büyük yararı var. Ve Şura sonuç olarak bu düşüncenin bir ürünü. Şura'nın ortaya çıkış nedeni. Ve bunu sektördeki çeşitli taraflarındaki arkadaşlarımla bir fikir olarak da paylaştığımda hepimizin mutabık kaldığı bir şey vardı. Evet, böyle bir şeye Türkiye'de ihtiyaç var. Bütün yapılan diğer çok değerli çalışmalarını toparlayacak. Ama file biraz daha uzaktan bütünüyle görebilecek bir yapı yani. Bu konuda sadece genel politikalar değil, somut, veriye dayalı, objektif, tarafsız araştırmalar yapacak. Bu araştırmaları paylaşacak, tartışacak ve çözüm yolları üretecek bir kuruluşa ihtiyacımız var. Ve bu kuruluşun çalışmalarında enerji dönüşümünün teknik yönlerinin dikkate alınması gerekiyor. Ekonomik potansiyelinin ve fizibilitesinin dikkate alınması gerekiyor. Biraz önce saydığım tüm paydaşların beklentilerini karşılayabilmek açısından. Ve bütün bunlar için uygun politika araçları geliştirmesi veya önermesi gerekiyor. Böyle bir ihtiyacı karşılayacak bir yapıyı European Climate Foundation, Agora Enerji Yönetimi ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin bu üç kuruluşun zaten kendi yapılarının içinde olan bir potansiyeli bir araya getirerek şurayı oluşturmakla başladık. Buna daha başlarken, bundan 1,5 sene öncesinde bir Türkiye şebekesinde, iletim şebekesinde yenilenebilirlerin yeri ve payı ile ilgili son derece detaylı, biraz sonra arkadaşlarımızın sunacağı bir analizi, bir teknik çalışmayı yaparak yola çıktık. Ve Şura'nın bugünkü kuruluşunu, tanıtımını da bu raporun tanıtımıyla birleştirdik. Bir örnek olarak Şura bundan sonra bu şekilde çalışacak. Biraz sonra değerli arkadaşımız bu konuda gerek Şura'nın çalışmaları gerekse rapor konusunda daha detaylı bilgiler verecek. Birkaç tane soruyla veya bir tane soruyla birkaç kere karşılaştım. Şura ismi nereden geliyor? Bu oluşuma karar verdikten sonra biraz bir isim arayışına girdik. Bu isim arayışında bir öneri geldi. Şura biliyorsunuz Türkçe'de danışılan, konuların birlikte tartışıldığı, birlikte çözümler arandığı bir yapı anlamına geliyor. Bu çok doğru ve bizim burada oluşturduğumuz enerji dönüşüm merkezine çok uygun değiliz. Ama öte yandan bir başka da var. Burada iki renk ayrımından görüyorsunuz. Orta Doğu mitolojisinde şu hava rüzgar tanrısı. Ra da güneş tanrısı. Dolayısıyla bizim yenilenebilir yönündeki bakışımızda yansıtan bir isim oldu şurada. Ümit ediyorum ki Şura Türkiye'nin enerji dönüşümüne biraz önce sözünü ettiğim gibi veri bazlı, detaylı, tarafsız çözüm önerileriyle, çalışmalarla katkıda bulunacak. Burada tekrar da danışma konseyine katılmayı kabul eden her biri bu sektörün çeşitli paydaşlarından gelmekle birlikte sektör üzerine, sektörün gelişmesi üzerine, enerji dönüşümü üzerine kafa yoran çok değerli arkadaşlarımızın bize danışma konseyine katılmış olmalarından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Onların da önerileri çerçevesinde Şura'nın Türkiye'nin enerji dönüşümünde iyi ve önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sırada Şura Enerji Dönüşümü Merkezi'nin direktörü Doktor Değer Saygın var. Teşekkürler Selahattin Bey. Ayrıca size de çok teşekkürler. Şura'nın vizyon ve misyonunu ve Türkiye'de yapacağı bu görevleri çok güzel özetlediğiniz için. Aynı zamanda siz enerji sektörü paydaşları bugün burada bu açılışa katıldığınız için yoğun haftalarınızda bir zaman ayırdığınız için aynı zamanda danışma konseyi üyelerimize de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
Ben konuşmamı iki kısma ayırdım. Yani sizlerle paylaşmak istediklerim ama öncesinde bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu Şura, bugün açılışını birlikte paylaştığımız, tecrübe ettiğimiz, ayrıca bu yeni lansmanını yapacağımız çalışma aslında çok yoğun bir çabanın ürünü. İki senelik bu kurucu ortaklarımız İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, European Climate Foundation ve Agora Enerji Vendor'ın çok yakın birbirleriyle çalışmasıyla, istişareleriyle elde edilmiş bir ürün. Bu anlamda onları öncelikle tebrik ediyorum kendi adıma. Ayrıca beni bu sürecin son aylarında parçaları yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün birçok konuşmacıdan duyduk. Dünyada enerji dönüşümünde yeni bir enerji dönüşümü başladı. Ve Türkiye'de bu enerji dönüşümünün bir parçası olmaya başladı. Bu parçayı nasıl oluyor? Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde. Aslında baktığınız zaman bu teknolojiler Türkiye'nin enerji ve iklim, politika, hedef ve stratejinin tam ortasında yer alan teknolojiler. Yalnız tamamıyla bir enerji dönüşümüne erişmek istiyorsak, bunun çok güzel tanımını duyduk demin. Türkiye için en öncelikli politika nedir? Az güvenliğinin sağlanması, daha sonra daha çevreci, daha temiz, daha sürdürülebilir ve daha az maliyetli bir enerji sisteminin geçilmesi için bu önümüzde duran hedeflerden çok daha fazlasını başarmak durumundayız. Yani 2017 senesinde gördüğümüz bu rekor yıl aslında çok ümit verici ama bu yeterli değil. Daha da fazlasının olması gerekiyor. Enerji verimliliği ile ilgili çok güzel bir eylem planı açıklandı. Çok kapsayıcı, birçok sektörü kapsayan yatırım odaklı. Bu da çok ümit verici 2023'e kadar. Fakat tamamıyla bir enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi için bunlardan daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu sorunun cevabı, yani bunun nasıl yapılacağının, nasıl yapılması gerektiğini anlatacak bize yeni çalışmalar gerekiyor. Yol gösterecek, yol haritaları gerekiyor. Bütün bunları anlatmamın nedeni de aslında Selahattin Bey'in de söylemiş olduğu gibi birazcık Şura'nın önceliklerini, çalışma alanlarını belirlemekti. Ben ilk başta şöyle görüyorum. Biz öncelikle sizlerle, yani sektör paydaşlarıyla enerji dönüşümünün ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Türkiye için bu ne ifade ediyor? Bundan elbette çıkacak çok büyük fırsatlar var ama gerçekçi olmak gerekirse önümüzde engeller de olacak. Bunların hepsini doğru bir şekilde tanımlarsak bu engelleri de nasıl aşacağımızı bilebiliriz. Bir ikincisi, bu Şura için konuşuyorum. Verimli, etkin maliyetli bir enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesine destek sunmak için hangi teknolojiler gerekecek? Bunların maliyetleri nedir? Sadece maliyet yok ama bunların faydaları da var. Ekonomimize, enerji sistemine, çevreye. Bunların anlaşılması ve bu teknolojilerin kullanımının arttırılması için ne türlü politika araçları bize gerekiyor. Bunları inceleyeceğiz. Ve sonuncusu da bunu tek başımıza yapmayacağız. Bunu sizlerle, yani kamu kuruluşlarıyla, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu Şura bir tartışma platformu içerisinde birlikte yapacağız. Aslında bu bağlamda biraz sonra daha detaylı sunacağımız bu yenilenebilir enerji teknolojinin şebekeye entegrasyonu konusundaki çalışma da aslında yapmayı planladığımız ve yapıyor olduğumuz çalışmaları da çok güzel bu anlamda bir örnek. Birkaç bu örneğin nasıl hayata geçtiğini anlatayım size. Öncelikle biz bu işi yaparken bilimsel bir yaklaşımla, akademik bir yaklaşımla işe başladık. Ve en son veri ve bilgileri kullanarak bu işe özgün bir model geliştirdik. Daha sonra da bu çalışmayı elbette masa başında bilgisayarlarımızla yaptık ama orada sadece oturmadık. Kamu ve diğer sektör kuruluşlarından olan paydaşlara danışarak, gerektiğinde veri isteyerek ki devletin sağladığı verilerle yapıldı bu çalışma büyük ölçüde. Boşlukları doldurmak için, yorumlar almak için yurt içi ve yurt dışındaki bu sektördeki uzman kişilere danışarak bu işi yaptık. Bütün bunu yapmamızın amacı da Türkiye'nin daha düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine yardımcı olmak için. Bu çalışmadan birçok sonuç çıktı, onu birazdan anlatacağım. Yalnız bu çıkan sonuçlar, bugünkü danışma konseyimizde de aslında bazıları tekrarlandı ve çok çok memnunuz. Demek ki gerçekten bu konulara ihtiyaç var. Ve Şura'nın konu önceliklerinin belirlenmesine de çok yardımcı oldu. Ben bunlardan 5 tanesini sizinle paylaşmak istiyorum kısaca. Öncelikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin entegrasyonu için teknoloji ve strateji önemi ortaya çıktı. Bunu Türkiye için daha iyi anlamamız gerekiyor. Bu çalışma aslında buna çok güzel bir şekilde anlatıyor ama daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının olması için,
daha uzun vadeli bakmak için bunu tamamıyla daha detaylı incelememiz gerekecek. Bu birinci alan. Bir ikinci alan, enerji dönüşümü oluyor. Evet, hepimiz biliyoruz, başladık. Şimdi enerji sektöründeki aktörlerin bir rolleri var. İşte kimisi üretici, kimisi tüketici, kimisi dağıtıcı, kimisi yani farklı alanlarda kullanıyor. Bu roller yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Yeni sorumluluklar üstleniyoruz. Eskiden ben sadece evimde elektrik tüketirken aslında şimdi üretiyorum. Bunun ticaretini de yapıyorum. Bu bana yeni bir rol. Bu rollerin anlaşılması gerekiyor. Nedir bunlar? Bunlardan çıkan fırsatlar nedir? Ondan sonra bu dönüşümün de bir yatırım ihtiyacı var elbette. Siz de takdir edersiniz. Bu yatırımın gerçekleşmesi için, hızlandırılması için ne tür yeni iş modelleri, ne tür finansman modelleri ve ne tür piyasa modelleri? Bunları bu sabah danışma konseyinde de konuştuk. Bu da üçüncüsüydü. Bir sonraki, küresel düzeyde olan çok başarılı ülkeler var değil mi? Yani enerji dönüşümünü gerçekleştirmiş. Bunlardan Türkiye'nin alabileceği birçok iyi uygulama örnekleri, tecrübeler var. Bunları nasıl Türkiye'ye adapte edebiliriz? Belki bazısını adapte edebileceğiz, bazı belkisini değiştirmemiz gerekecek. Ama bunları nasıl Türkiye'ye uygulayabiliriz? Ve Türkiye'de bu enerji dönüşümüne katkıda bulundukça diğer ülkelere, bölgedeki komşu ülkelere neler verebilir? Bunların değerlendirilmesi. Ve sonuncusu, bunu son söylüyorum ama aslında ilk de söyledim, enerji verimliliğinin önemi. Enerji dönüşümü diyoruz, bunun iki yüzü var. Bir tarafı yenilenebilir enerji, bir tarafı enerji verimliliği. Bunların ikisi birlikte olmazsa, aralarındaki sinerjiler, bu fırsatlar hayata geçirilmezse enerji dönüşümü tamamen yaşamımız mümkün olmayacak. Bunları ben yönlendirme komitemizdeki çalışma arkadaşlarımızla belirlediğimiz önceliklerden size özetleyerek söyledim. Danışma konseyinde bu anlamda çok anahtar bir rolü var bence. Çünkü Şura'nın çalışmalarının hem vizyon sağlaması, hem en güncel sektör bilgi ve tecrübeleriyle faaliyet alanlarımıza yön vermesi açısından ben çok önemli buluyorum. Ama sadece danışma konseyi değil elbette sizlerle yapacağımız görüşmeler, birlikte yapacağımız çalıştaylar vesaire, bunlar da elbette Şura'ya çok anlamlı bir şekilde bir sonraki adımlarını göstermesi açısından önem teşkil edecek. Şura hakkında söylemek istediklerim bunlar. Birazcık da bugünkü bu toplantıyı çok önemli kılan ikinci konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi elbette açılışımız ve ikincisi de bu açılışla birlikte gerçekleştirdiğimiz, birazdan daha detaylı sonuçlarını sizinle paylaşacağımız şebeke çalışmamız. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu çalışma, Türkiye'de bu kapsamda böyle bir çalışma yapılmadı. Yani daha fazla yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonuyla ilgili böyle bir çalışma bu düzeyde yapılmadı. Biz bu çalışmayı nasıl yaptık? Biz bu çalışmayı bu konunun uzmanları olan bir mühendislik grubuyla yaptık ve konuya özgün bir metodoloji geliştirerek başladık. Baktığımız kapsam yüksek gerilim hatları, 154 kV ve üzeri ve kamu verilerine dayanarak yaptık. Bunu demin de bahsettim, TEİAŞ'ın veriliğiyle ve detaylı saatlik bir piyasa ve şebeke simülasyonuyla gerçekleştirdik. Yani bunları özellikle söylüyorum çünkü gerçekten benim için heyecan verici. Türkiye için bu anlamda yapılmış özellikle yenilenebilir enerji açısından bir çalışma yok. Bu aynı zamanda TEİAŞ'ın yapıyor olduğu 10 yıllık kalkınma planları ve diğer elektrik sektörü paydaşlarının yapıyor olduğu çalışmaları da hem kapsam olarak hem konu olarak hem de zaman planlaması olarak da destekleyici bir çalışma. Yani birçok alanlarda aslında önemlilikleri var. Şimdi bir iki tane de size anahtar bulgusunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle planlanan mevcut güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2026 senesine 2 kat arttırmak, yani 40 gigawatta ulaşmak, 20 gigawatt güneş, 20 gigawatt rüzgar seviyesine gelmek, sistem planlama ve operasyon üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını bulduk. Ve bunun maliyet, yani şebeke, iletim şebekesi maliyetlerine baktığınızda da herhangi bir değişim planlamasından farklı bir durumda olmadığını gördük. Bu çok önemli bir sonuç. Peki 40 kW'dan ürettiğiniz elektrik neye tekabül ediyor? Türkiye'nin 2026'daki elektrik üretiminin %20'sine tekabül ediyor. Yani ben evimde 5 birim elektrik kullanıyorsam bir tanesi bu rüzgar ve güneşten. Tabii bunun içinde hidroelektrik, Türkiye'nin çok lider olduğu bir konu jeotermal ve ufak da olsa biyogaz enerjisi yok. Onları da eklediğimizde neredeyse yarısına kadar bir seviyeye yenilenebilirden gelebileceğini görüyoruz. Gelecek 7-8 sene içerisinde.
Şimdi diyeceksiniz, tamam 40 gigawatt yapıyoruz, daha fazla yapamaz mıydık? Bunu da değerlendirdik, bir üçüncü senaryo ürettik. Bu da 3 kat senaryosu, 60 gigawatt, 30 gigawatt güneş, 30 gigawatt rüzgar olmak üzere. Burada bazı hususlar ortaya çıktı, dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya çıktı. Yani şu anlamda işte sistemin işletilmesiyle ilgili, maliyetlerle ilgili vesaire. Bunların üstesinden nasıl gelinebileceğini araştırdık. Bunlar bu türlü pazar simülasyonlarında genelde şebekeye entegrasyonu kolaylaştıracak stratejiler ve teknolojilerle depolama gibi, işte termik santrallerin esnekliğinin arttırılması gibi teknolojiler göz önünde bulundurarak yapılıyor. Biz de bunları modelimize ekledik. 3 misli kapasiteye arttırma yapılmasının, eğer siz bu teknolojileri uygularsanız ve akıllı bir şekilde rüzgar ve güneş santrallerinin talebin yoğun olduğu, şebekenin güçlü olduğu yerleri yerleştirirseniz 3 katına kadar da çıkabileceğini hesapladık. Birazcık da az bir maliyette olduğunu bunu gördük. Sonuçlar ana hatlarıyla bunlar. Bu bulgular bence enerji planlayıcılarına öncelik alanlarının belirlenmesi ve Türkiye elektrik sektörünün daha düşük karbonlu bir hale getirmesi için bir yol haritasında bence ilk adımları ve bu sebeple de çok önemli görüyorum bu çalışmayı. Ben dikkatinizle tekrar buraya kadar geldiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız, bunun devamını getireceğiz. Ve diğer detaylı sunum içinde sizi Efrem Öğrencisi'nden Erkut Cebeci'ye yerimi bırakıyorum. Çok teşekkürler tekrar. Sayın Cebeci, konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten benden önceki konuşmalar çok ilgi çekiciydi, çok etkileyiciydi. Ben de bugün yaptığımız çalışmayla ilgili eklemek istediğimiz, girmek istediğimiz bazı küçük detaylar var. Çok derine inemeyeceğiz elbette süre kısıtımız olduğu için ama ilginç bulabileceğiniz bazı noktaları biraz daha ön plana çıkarmak istedik. Bu noktada bir sunum gerçekleştireceğim. Öncelikle bildiğiniz gibi bu çalışma belli bir hedef yılı referans alıyor ve biz bu anlamda çalışmalara başladığımız 2016 yılının sonlarından bir 10 yıllık ileriye doğru bir adım atmayı düşündük. Bunun temel sebebi de özellikle iletim sisteminin planlaması da bu pencere dahilinde yapıldığı için kendimizi bu pencerenin etrafında simülasyonlar yapmaya daha uygun gördük. Fakat bunu yaparken öngörülen bir yenilenebilir enerji artışına ek olarak farklı senaryolar ortaya koymak ve açıkçası biraz da sistemi, elektrik sistemini zorlayacak senaryolar ortaya koymaya çalıştık. Burada ilk aşamada baz senaryo olarak yani 2026 yılında öngördüğümüz yapı olarak kapasite miktarını 20 gigawatt olarak belirledik. Burada hem bakanlığın, Enerji Bakanlığı'nın öngördüğü hedefler, bununla birlikte de sektörden gelen beklentiler ve TEİAŞ'ın kendini daha güvende hissettiği rakamlar bizim için belirleyici oldu. Fakat sonrasında iletim sisteminin yapısını da göz önüne alarak, Türkiye'deki potansiyeli de göz önüne alarak, acaba bu baz senaryoda karşılaşacağımız 20 gigawatt gibi rakamlardan 40 gigawattlara çıkarsak, yani beklenenin iki katı kurulu güce ulaştığımızda şebeke anlamında nelerle karşılaşıyoruz, bunu girdelemek istedim. Sonrasında da dediğim gibi biraz daha şebekeyi zorlayacak bir adım daha atarak 3 katına çıkardığımız zaman beklentiyi nelerle karşılaşıyoruz, bunu incelemek istedim. Baz senaryoda 20 gigawatt'tan kastettiğimiz 14 gigawatt rüzgar kurulu gücü ve 6 gigawatt güneş kurulu gücü olarak öngörülmüş durumda. Fakat sonraki senaryolar rüzgar ve güneşin eşit şekilde kurulu güçlere ulaştığı, güneşin arayı kapattığı senaryolar olarak değerlendirdik. Dolayısıyla 40 gigawatt ve 60 gigawatt yani 2 kat ve 3 kat senaryolarında 20 gigawatt güneş, 20 gigawatt rüzgar veya 30 gigawatt güneş, 30 gigawatt rüzgar gibi kurulu güç kapasitelerine ulaşmayı öngördük. Bu kurulu güçlere ulaştıktan sonra bunların enerji üretiminde bize ne anlama geldiğini hesaplamaya çalıştık simülasyonlarımızda.
Burada az önce Değer Bey de bahsetti. Özellikle beklentinin iki katına çıktığımız durumlarda %20'nin de üzerine geçen bir enerji üretimine karşı geliyoruz. Üç kat senaryo, yani 60 gigawattlık bir kurulu gücü ulaştığımızda ise öngördüğümüz %30'un biraz altı, %29'lar gibi rakamlara bu yapıyla ulaşmanın mümkün olduğu şeklinde sonuçlar alıyoruz. Tabii bunları yaparken, bu senaryoları oluştururken bu senaryoda karşılaşılan zorlukları, yani 60 gigawattlık bir kurulu gücü şebekeye entegre ederken mutlaka zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu zorlukları gidermek için iletim yatırımlarına ek olarak farklı yaklaşımlara, farklı stratejilere de ihtiyaç duyuyoruz. Nedir bunlar? Yine daha önceki konuşmacılar bir miktar bahsettiler. Evet, iletim yatırımları bu işin çok önemli bir boyutu ama bir taraftan da mevcut santrallerimizin daha esnek çalışabilir, özellikle termik santrallerimizin daha esnek çalışabilir bir hale getirilmesi stratejilerden biri olacaktır. Bir diğeri, bu bahsettiğimiz 40 gigawatt, 60 gigawatt gibi kurulu güçlerin şebeke üzerine etkisini azaltacak şekilde daha yumuşak bir dağılımla yerleştirilmesi daha farklı bir strateji olacaktır. Ve bir diğer strateji de, her ne kadar şu an maliyetleri yüksek olsa da, depolama sistemleri olacaktır. Bunların içinde pompaj depolamalı HES bir opsiyon, bir diğeri de daha küçük boyutlarda, belki dağıtım seviyesinde, hatta belki AG seviyesinde ama yine daha önce bahsedilen iletişim altyapısı sayesinde bunların bir merkez tarafından kontrol edilebildiği batarya sistemleri olacak. Dolayısıyla bu üç stratejiyi de problemin içine dahil ederek limitlerimizi, zorladığımız limitleri ne kadar esnetebiliriz, orada işletmeciyi ya da planlamacıyı ne kadar rahatlatabiliriz, bunları incelemeye çalıştık. Şimdi bunu yapabilmek için, az önce bahsettiğim üç senaryoyu detaylı bir şekilde analiz edebilmek için özellikle iletim seviyesinin çok iyi bir şekilde okunabilmesi lazım. Bunun için de şebekenin nasıl işlediğini hem piyasa anlamında hem de Milli Yük Tevzi Merkezi dediğimiz şebekenin güvenli işletilmesini sağlayan yapının nasıl çalıştığının da bu problemin içine dahil edilmesi lazım. Çünkü çok ciddi anlamda belirleyici bir etkisi oluyor bu yapının. Öncelikle bunu yapabilmek için Apple olarak geliştirdiğimiz bir simülasyon platformumuz var. Burada çok farklı market yapılarını inceleyebiliyoruz. Türkiye'nin piyasa yapısına baktığımız zaman öncelikle gün öncesinde çalışan bir PX market dediğimiz bir şebeke kısıtlarını dikkate almayan, sadece exchange'in maliyetini, yani elektrik üretiminin maliyetini minimize etme odaklı bir yapıdan söz ediyoruz ki bu şu an EPH tarafından yürütülen elektrik piyasası. Fakat EPH tarafından yürütülen elektrik piyasasının işi bittikten sonra fiziksel olarak elektrik iletim altyapısının bu market sonucuna cevap veremediği durumlarda TEAŞ'ın müdahaleleriyle karşılaşıyoruz. Nedir bu müdahaleler? Yukal-yukal talimatı dediğimiz yapılar. Dolayısıyla bizim gerçekçi sonuçlara ulaşabilmemiz için TEAŞ'ın yaptığı müdahaleleri de simüle edebiliyor olmamız lazım. Burada şebekenin güvenliği ve güvenilirliğinin göz önüne alınması lazım. İşte biz bu iki farklı simülasyon yapısını, piyasa simülasyonu ve şebeke simülasyonu olarak birbirinden ayrı şekilde modelledik. Bunun temel sebebi de bu yapıların fiziksel olarak gerçekte şu an işletme durumunda da birbirinden ayrı olarak çalıştırılıyor olması. Bu iki simülasyon ortamını gerçekleştirdikten sonra tüm iletim şebekesini göz önüne alan ve yılın 8760 saatini göz önüne alan ve her bir üretim santralini değil, ünite detayında her bir santrali göz önüne alan simülasyonlar gerçekleştirdik. Bunu yapmamızın sebebi de özellikle şebeke simülasyonu sırasında karşılaşabileceğimiz buradaki termik ünitelerin ya da hidroelektrik ünitelerin ya da farklı teknolojilerin fiziksel kapasitelerinin bu simülasyon içinde temsil edilebiliyor olması ihtiyacı. Dolayısıyla bunların tamamını doğru bir şekilde yerleştirdiğimiz zaman her bir santral için, hatta her bir ünite için yıllık üretim miktarını saatlik detayla öngörebiliyoruz. Bununla birlikte benim şebekeyi güvenli olarak işletebilmem için gerekli olan yatırım ihtiyacı hakkında bir fikir sahibi olabiliyoruz. Rüzgar ve güneş ile
özellikle yatırımın çok arttığı senaryolarda rüzgar ve güneş sisteminden güvenlik için feragat etmem gerekiyorsa, kesinti yapmam gerekiyorsa bunları da yine hem lokasyon hem de saat detayında görebiliyoruz. Ayrıca işletmecinin yani TEİAŞ Milli Yük Denetim Merkezi'nin böyle bir şebeke altyapısını işletebilmek için ne kadar zorlandığını da görebiliyoruz. Çünkü temel olarak her bir talimat şebeke işletmecisini zorladığı için verilmiş kararlar olması gerekiyor. Dolayısıyla yal yat talimatları yani yük alma yük atma talimatlarını yani benim şebekeye ne kadar elektrik piyasasında ne kadar altyapı nedeniyle müdahil olmam gerektiğini de bu çalışmalardan çıkartabiliyoruz. Şimdi bu analizlerden sonra sonuçlara bakacak olursak öncelikle belirlediğimiz ana senaryolar var. Az önce bahsettiğimiz gibi 20 GW, 40 GW ve 60 GW rüzgar ve güneş kurulu gücüne ulaştığımızda nelerle karşılaştığımızı değerlendirebiliyoruz. Ve bunları 2016'da bulunduğumuz durumla kıyaslayabiliyoruz. Şimdi 2016'da nerede durduğumuza bakacak olursak, öncelikle tabii ki şebekemizde herhangi bir güvenlik ihtiyacı nedeniyle rüzgar ve güneş kesintisi yok. Zaten öyle bir şey olmasını da beklemiyoruz. Fakat hali hazırda 2016'ya gelene kadar, yani 2010'dan 2016'ya kadar geçen sürede sürekli olarak yaptığımız iletim yatırımları var. Bunların yaklaşık maliyeti, ortalama yıllık ortalama maliyeti 354 milyon euro civarında. Bu rakam TEİAŞ'ın gerçekleşen tüm yatırımları değil, bu tüm yatırımların yaklaşık %75'ine karşılık gelen bir oranı. Çünkü burada belli bir oranda yatırımın yenileme amaçlı yapıldığını öngörerek bir varsayım yaptık. Aslında bu çok korumacı bir yaklaşım. Çünkü büyük olasılıkla TEİAŞ'ın gerçek yatırımlarının %75'ten fazlası yeni yatırımlara gidiyor olacaktır ama biz kendimizi piyaslama anlamında daha güvenli bir noktaya çekilmek için %25'lik yatırımı bir kenara koyduk ve yenileme olarak öngördük. Pardon. Geri kalan yatırımı da yeni yatırım olarak bize referans olacak değer olarak kabul ettik. Sonrasında 2026 yılına gel, çok özür dilerim, 2016 yılından devam edelim. Bu noktada da Milli Yük Tevzi Merkezi'nin verdiği, şebekeye verdiği talimatları güvenlik odaklı olabilir, sıcak rezerv ihtiyacı nedeniyle olabilir. Bunların miktarını şebekede yıl içinde kullandığımız enerjiyle kıyasladık. Bu da bizim için referans bir parametre oldu. Ve baktığımız zaman %4.4 civarında bir talimat ihtiyacı olduğunu gördük. Yani bu şebekeyi güvenli işletebilmek için elektrik piyasasından çıkan sonuca benim %4.4 oranında müdahale etmem gerekiyor ki şebekenin güvenliğini sağlayabilirim. 2026'ya geldiğimizde bas senaryomuzda nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı inceledik. Bu noktada TEİAŞ'ın yatırımlarını referans almakla birlikte yeni gelen yenilenebilir santrallerin ve şebekenin güvenliğini de göz önüne olarak bazı ek yatırım ihtiyaçları da öngördük. Yani TEİAŞ'ın tanımladığı yatırımlara ek olarak bizim analiz sırasında eklediğimiz bazı yatırımlar var. Fakat toplama baktığımız zaman oldukça kıyaslanabilir rakamlara geldiğimizi gördük. Yani 2026 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte ortalama olarak mevcut değerlere yakın yatırım yapılsa dahi 14 GW'a 6 GW senaryosunu şebeke işletmesi anlamında da çok ciddi bir problem yaşamadan rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Burada da yük alma ve yük atma talimatlarımız yani işletmecinin piyasaya müdahalesi %10 civarında küçük bir artış gerçekleştiriyor. Yani %4.4'ten %4.8'lere çıkıyor. Bu bir miktar maliyet demek. Evet, yine yatırım anlamında da bir miktar maliyet artışı var ama bunlar kabul edilebilir maliyet artışları ve rahatlıkla kompanse edilebilir diye düşünüyoruz. Bir sonraki adımda yani bas senaryodan iki kat senaryoya çıktığımız zaman 20 GW rüzgar ve güneş için buraya baktığımızda bas senaryo için öngördüğümüz yatırımların bu senaryo içinde yeterli olduğu sonucuna varıyoruz. Bizim için şaşırtıcı olan açıkçası bu rakamların birbirine eşit çıkması. Bu oldukça ilginç bir sonuç. Peki işletme anlamında bu bize yeni zorluklar getiriyor mu? Evet, bunlar bize yeni zorluklar getiriyor. Fakat yine bu artış kabul edilebilir seviyelerde. İşletmecinin işi
Tabii ki daha zor. Çünkü daha fazla sürekli olarak değişen, öngörülmesi daha zor konvansiyonel santrallere göre tesisler şebekeye entegre olmuş durumda. Dolayısıyla talimat ihtiyacında belli bir artış var. Bununla birlikte sıcak rezerv ihtiyacında da belli bir artış var. Dolayısıyla bu artışları kapatabilmek için belli bir talimat artışı, yük alma, yük atma yönünde talimat artışına ihtiyaç var. Peki, 40 gigawatt açısından baktığımız zaman durum bu. Peki bir adım daha ileri gidersek, 20 gigawatt daha şebekeye zorlarsak, bu durumda eğer kaynak odaklı bir şekilde optimum kaynakları kullanalım diye şebekemizi zorlamaya gayret edersek, o zaman karşılaştığımız tablo hızla değişmeye başlıyor. Hem yatırım ihtiyacı anlamında çok büyük bir artışla karşılaşıyoruz. Buna ek olarak işletmecinin işi normalde olduğundan neredeyse iki kat daha zor bir hale geliyor. Ve buna ek olarak da çok ciddi oranda bir yenilenebilir enerjisi kesintisi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun temel sebebi kaynakların iyi olduğu noktalarda üretimin çok ciddi şekilde yoğunlaşmış olması. Dolayısıyla siz ne kadar güvenli bir şekilde şebekeyi işletecek büyük miktarda yatırımları yapsanız da hala işletmek çok zor. Çünkü değişiklikler çok hızlı şekilde gerçekleşiyor şebekede. Ve dolayısıyla bunu yönetebilmek için verdiğiniz talimatlar çok fazla. Ve buna rağmen hala bu kadar yatırım yapıyoruz, bu kadar talimat veriyoruz ama hala üretimin bir kısmını da yine kaybetmek durumunda kalıyoruz. Engelleyemediğimiz bir kesinti ihtiyacı ortaya çıkıyor. Peki bununla nasıl baş edebiliriz diye incelediğimiz zaman? Dediğim gibi üç ayrı yaklaşımımız var. Birinci yaklaşım özellikle bu üretim kaynaklarının değişik noktalara yoğunlaştırılması. Yani bunların mümkün mertebe, evet potansiyel, yani kaynağın verimli olması bizim için bir parametre ama sadece buna bakarak değil, şebekemizin durumuna, yükün yoğun olduğu bölgelere biraz verimlilikten feragat ederek acaba bu üretimi oralara kaydırırsak nasıl bir tablo ile karşılaşıyoruz'u incelemeye çalıştık. Bu birinci stratejimiz. İkincisi, evet bizim elimizde pek çok termik santral var. Yenilenebilirin artmasıyla bunların üretimlerinde bir düşüş oluyor, bu da doğru. Fakat eğer biz bunları rehabilite edebilirsek ve güncel teknolojideki hızlı yük alabilen, düşük minimum yük seviyelerine inebilen termik santraller yaratabilirsek içimizde, kendi şebekemizde, bu santrallerin esnekliğini kullanarak acaba şebekeyi rahatlatabilir miyiz, operatörü rahatlatabilir miyiz gibi bakmamız gereken ikinci stratejimiz bu. Üçüncü stratejimizde yine yakın gelecekte popülaritesi oldukça artacak diye düşündüğüm maliyetlerin düşmesiyle birlikte depolama yöntemleri. Burada özellikle bizim senaryolarımızda çok ciddi bir, çok ciddi büyüklükte bir pompa depolamalı hidroelektrik santral öngörümüz var. Buna ek olarak da şebekenin geneline dağılmış olan tüm iletim sistemi istasyonlarına dağılmış olan ya da bunun dağıtım şebekesine dağılmış olarak da varsayabilirsiniz. Depolama tesislerinin etkisini de görmek istedik. Dolayısıyla bu üç stratejiyi birden çalışmanın içine entegre ettiğiniz zaman bir anda çok ciddi değişimlerle karşılaşıyorsunuz. Eğer iletim ihtiyacınızı değiştirmezseniz, baz senaryoyla, özür dilerim, iki kat senaryosunun esnek olmayan haliyle esnek halini kıyasladığımızda iletim yatırımlarını değiştirmiyorum, sabit tutuyorum. İşletmeci açısından işler çok rahat bir hale dönüşüyor bir anda. Bu altyapıyı, bu sistemi 40 gigawattla ve bu esnekliklerle kontrol etmek şimdikine göre bile, 2016'daki halimize göre bile çok daha kolay bir hale geliyor. Peki 3 kata çıktığımız zaman nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Eğer şebekeyi yeterince esnek hale getirebilirsek, hala evet yatırım ihtiyacımız var. Şu ankinden yaklaşık %10 gibi bir daha fazla yatırım ihtiyacı öngörüyoruz. Evet. Fakat bunun bize getirisi ne oluyor? Çok ciddi bir yenilenebilir kapasiteyi şebekeye entegre etmiş oluyoruz. Evet hala bir miktar kesintimiz var ama artık %1'in altına düşmüş durumdayız. Ve yine bu şebekeyi işletmek, günümüzdeki şebekeyi işletmekten bir miktar daha bile kolay olduğunu görebiliyoruz. Bunlar bizim için oldukça önemli sonuçlar.
Elbette bunları pek çok paydaşımızla proje esnasında yaptığımız toplantıları ek olarak proje sonrasında yapacağımız toplantılarda da paylaşıyor olacağız. Bu bizim için endişenin aslında o kadar da büyük olmaması gerektiğini gösteren parametreler. Dolayısıyla bu sonuçların önemli teşkil ettiğini de düşünüyoruz. Biraz daha detaya inecek olursak, az önce dediğim gibi aslında simülasyonlarımızda tüm iletim şebekesini tüm detaylarıyla, tüm üniteler detayında analiz ettiğimiz için tek tek lokasyon olarak kimin ne kadar talimat alacağını, hatta 3 kat senaryosunda nerelerde ne zaman kesinlikle ihtiyacımız olacağını öngörebiliyoruz. Hatta burada, bas senaryoyla 3 kat senaryosunu kıyasladığımız zaman burada dediğim gibi çok ciddi yatırım artışı olmakla birlikte çok ciddi bir kesinti ve talimat artışı var. Fakat bunları rahatlattığımız zaman şebeke esnekliğini kullanarak buradaki 3 kat yani 60 giga kurulu güce sahip olduğumuz senaryo ile bas senaryo arasında bir miktar fark olmakla birlikte bu 3 kat senaryonun hala erişilebilir, hala yapılabilir olduğunu görüyoruz. Elbette bunun maliyetleri var. İşte batarya vesaire bunlar ucuz şeyler değil. Pompaj depolamalı HES'ler bunlar ucuz şeyler değil. Fakat 60 gigawatt gibi bir kurulu güce, %30 gibi bir yenilenebilir enerji üretimine sadece rüzgar ve güneşten sahip olmanın da getirdiği pek çok avantaj var. Az önce bahsettiğim gibi bu simülasyonları yaparken özellikle bu şebeke esnekliğini arttırdığımız simülasyonlarda kullandığımız depolama sistemlerinin şebeke üzerinde nasıl yayıldığını ve yayılan şebekeye yayılmış olan bu depolama sistemlerinin ne oranda kullanıldığını da analiz etme şansımız oldu. Özellikle tabii yükün yoğun olduğu batı bölgelerinde bu sistemlerin çok daha efektif ve çok daha yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Doğuya doğru gittikçe şebeke kısıtları belli bir oranda azalıyor. Dolayısıyla bu tip sistemlere ihtiyaç göreceli olarak azalıyor. Hala efektif bir şekilde kullanılmakla beraber batıya daha yakın kurulan merkezler çok daha efektif bir şekilde kullanılır oluyorlar. Bu da yine bu yönde belki bir iş planı vesaire oluşturulması durumunda o yatırımcılara da fikir verebilecek bazı çıktılar olarak değerlendiriyoruz. Burada da özellikle biraz daha iyi hissedebilmeniz için çalışmanın detayını koyduğumuz bir grafik açıkçası. Burada 3 kat senaryosu yani 60 gigawatt rüzgar ve güneş kaynaklı rüzgar ve güneşin şebekeye nasıl dağıldığına bağlı olarak ve esneklik ihtiyaçlarını da buna dahil ettiğimizde neyle karşılaştığımızı gösteren bir grafik. Burada çeşitli üretim kaynaklarından yaklaşık 3 günlük bir üretim görüyoruz. Özellikle yaz döneminde rüzgarın görece az ama güneşin çok yüksek olduğu günlere burada kullandık. Burada altta gördüğümüz kırmızı çizgi nükleer santrale karşılık geliyor. Onun hemen üzerindeki mor çizgi ise doğalgaz santrallerine geliyor. Şebekenin esneklik ihtiyaçları ve rezerv ihtiyacı nedeniyle doğalgaz santrallerini kapatamıyorsunuz normal senaryomuzda. Ayrıca doğalgaz santrallerini üretimi farklı şekilde dağıtsam da kapatamıyorum. Çünkü benim sıcak rezerve ihtiyacım var ve bunu sağlayabildiğim en temel kaynaklar hidroelektrik santraller ve doğalgaz santralleri. Dolayısıyla bu iki kaynağın şebeke beni ne kadar zorlarsa zorlasın kapatılmaması gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyor simülasyon ya da işletmeci? Mecburen nükleer santrallerden üretim kesintisi yapmak durumunda kalıyor. Burada tabii ünite kapatmaktan bahsetmiyorum ama ünitelerin üretimini belli oranda düşürme ihtiyacına kadar bu iş gidiyor. Hatta ek olarak burada gördüğünüz gibi özellikle güneşten bir miktarda rüzgardan üretim kesintileri yapmak durumunda kalıyor. Buna ek olarak aynı tarihteki davranışı güneş ve rüzgarı daha farklı yerleştirerek baktığımız zaman yani esneklik senaryolarımızın ilkini incelediğimiz zaman burada nükleer santralin daha az rahatsız edildiği ve kesintinin çok daha az olduğu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla sistem işletmecisi açısından yapmak istemediği şeyleri daha az yaptığı ve kesintiyi de
belli saatlerde artmakla birlikte toplama baktığımız zaman o ciddi şekilde azalttığı bir yapı kurgulamak mümkün. Bunu yatırımı arttırarak değil, bunu sadece mevcut kaynakları kaynağın çok iyi olduğu yerlerden biraz daha kötü olduğu yerlere kaydırarak elde ediyoruz bu başarıyı. Buna ek olarak ben şebekeme depolama sistemleri ve bununla birlikte de termik santrallerin esnekliğini eklediğim zaman maliyeti daha yüksek olan doğalgaz santrallerini artık kapatabilir, tamamen kapatabilir belli saatlerde hale geliyorum. Fakat bunu yaparken de hala nükleer santralimi neredeyse hiç rahatsız etmiyorum. Kesinti oranına baktığınız ise rakamlar oldukça düşük. Neredeyse bu aralıkta yok gibi. Tabii depolama sistemleri bu arada çok ciddi şekilde yük alış ve verişler yapıyor. Fakat zaten temel amaçları bu. Çalışmamızın detayları aslında bu şekilde. Fakat sonuçları tekrar özetleyecek olursak aslında değerli üzerinden geçti ama... özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin daha yüksek paya sahip olduğu şebekelerde etki, fayda ve belli kısıtlar olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli bir çalışmaydı. Bunların sınırları nedir? Nereye kadar gidebiliriz? Buraya gittiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Bunları inceleyebileceğimiz bir platformumuz aslında oluşmuş oldu. Burada bizim en önemli gözlemimiz mevcut planlanan 20 gigawatt gibi bir beklentinin iki katına çıktığımız durumda dahi ne planlama anlamında ne şebeke işletmesi anlamında çok ciddi değişikliklere ihtiyacımız görünmüyor. Mevcut işletme yaklaşımıyla, mevcut planlama yaklaşımıyla 20 gigawattın iki katı yani 40 gigawatt gibi kurulu güçler rahatlıkla kontrol edilebilir, yönetilebilir ve uygulanabilir görünüyor. Yine simülasyonlarımızın önemli çıktılarından biri. Esneklik teknolojileri, özellikle sistem odaklı şebeke yönetimi devreye alındığı zaman, bunlar göz önüne alındığı zaman yaklaşık yılda 100 milyon euro gibi maliyet azaltımları sağlanabiliyor. Bu da çok ciddi bir rakam. Tabii ki az önce bahsettiğim gibi teknolojilerin de kendi işlerinde bir maliyeti var ama en azından maliyetin miktarıyla getirisi artık kıyaslanabilir oluyor. Çünkü artık onu şey yapabilir oluyoruz. Tartışabilir oluyoruz ve dediğim gibi yakıt ithalatında ciddi azalmalar sağlayabiliyoruz yerli kaynaklardan üretim yaparak ve bu çalışma da elektrik sektörünün yol haritasının oluşturulması için de ilk adımlardan biri olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde sözlerimi